31 Mart hadisesinin başka bir yönden bir izahı daha. Bundan başka aynı senede telif edilmiş olduğu Hutbe-i Şamiye eserinin zeylinde yani ekinde Arapça olarak 31 Mart ve 11 Nisan vakasının başka bir yönünün haritasını şöyle çizmektedir. Aslını ekranda verip kısa izahını veriyoruz. Sual: Nefis perest ehli garazın dillerine dolayarak onunla durmadan vızıltı yaptıkları 31 Mart hadisesi hakkında siz ne dersiniz? Cevap: Evvelen eğer 11 Nisan, 11 Nisan saikası, hareket ordusunun İstanbul'u kuşattığı gün ve isyanı bastırmasıyla birlikte yapılan zulüm ve tecziyeler demektir. Abdülkadir Badıllı. Evvelen eğer 11 Nisan saikası hakkında soruyorsan, onu ben Divan-ı Harb-i Örfi'deki müdafatımda şerh etmişim diye devam eder. Bediüzzaman'ın bu son kısmındaki izah tarzına dikkat edilirse, 31 Mart olayının aslında İttihat ve Terakki Cemiyeti içinde veya ondan ayrılan grupların siyaset ve idare için birbirleriyle boğuşarak o yolda her türlü fesadı çıkarmayı meşru gören grupların planlayıp çıkardıkları bir oyunları olduğu anlaşılmaktadır. Lakin onların o iğrenç oyunları memleketin genelini alakadar ettiği için saf kalpli, iyi niyetli bazı zatlar bu durumun ıslahı için onlara şeriatın mukaddesliğini hatırlatmak suretiyle fesadın önünü almak istediler ve ara buluculuk için aralarına girdiler. Lakin o güruh aynı zamanda şeytan gibi destas insanlar bir anda birbirleriyle barışarak hadisenin akıbetini bazı masum insanların başına patlattırdılar. Yani bütün suçları, hataları o masum insanlara yükleterek cezaya çarptırdılar. Karşılıklı olarak da birbirlerini temizleme yoluna koyuldular. Hakikaten tarihin unutulmaz yüz karası bir siyah noktası. Yine bu münasebetle Bediüzzaman Hazretleri Mektubattan Hücumat-ı Sitte Risalesi'nde 31 Mart hadisesinden şöyle bahsetmektedir. Eskide 31 Mart hadisesinde Kendan, gerçi onu da yani kendisini de karıştırdılar. Bazı dostlarını da ezdiler. Fakat sonra tebeyyün etti ki, ortaya çıktı ki, mesele başkaları tarafından çıkmış. Onun dostları onun yüzünden değil, onun düşmanları yüzünden bela gördüler. Hem o zaman çok dostlarını da kurtardı. Bu ifadeden de anlaşılıyor ki, Bediüzzaman Hazretleri'ni ezmek için özel bir kasıtla onun düşmanı olan ittihatçılardan Mason kısmı, onun ismini de isyana karıştırdılar. Fakat az sonra hakikat meydana çıktı ki Bediüzzaman'ın ne uzaktan ne de yakından 31 Mart olayıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bundan dolayı da kayıtsız ve şartsız olarak mahkemede beraat ettiği gibi yaptığı müdafaalarla da birçok dostlarını kurtarmıştır.